Arkadaşlar merhaba, ben Ömer Çağnavcı. Hatırlayacağınız gibi Toprak Çilek serasını Yusuf arkadaşımızla birlikte yapmaya çalışıyoruz. Topraksız tarımın şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Topraklı tarımda kimse toprağın analizini yapmaz. Siz kafanıza göre gübre atarsınız. Bak bu arkadaş gübre satar. Der ki ya abi bir dönüme 25 kilo gübre mi gidiyor? 30 kilo ver bana. Ha, 5 kilodan bir şey olmaz. Yalansa Daha yalan iyi desin. olacağını umar. Yalansa yorumların altına yalan diye söyleyin. Daha iyi olacak. Abi ondan sonra ne koyuyorsun? Umar. Öyle umar. Tamam mı? Ondan sonra ne yapacaksın? Habire dışarıdan sinekle şunla bununla mücadele. Mekanik savunma yok. Bizim burada bakın mekanik savunmamız var. Ne? Fileler var. İşte içeride sarı görmüş olduğunuz sinek avları var. E sen bunu dışarı neyle yapacaksın? İlaçla yapacaksın. Abi bunun kalıntısı ne? Pestisit değil mi? Pestisit Aynen. değil mi? Pestisit değil mi? Yanlış telaffuz etmedim. Evet. Kafa bazen gidiyor. Bu ilaç kalıntılarını sen gidip analiz yaptırmıyor musun ilçe laboratuvarlarına? Mecbur yaptırır. Tabii. Gelecekler adamlar üretimde ilaç kalıntısı var mı? Tabii ne Abi kullandı, ne Rusya'dan kullanmadı. bu zamana kadar dönen meyvelere sebzelerin hepsi bu nedenle dönüyor. Çünkü bizimkiler şuursuzca basıyor ilacı arkadaş. Evet. Şuursuzca basıyor ya. İşte burada Tamam mı? topraksız da onun tamamen önüne Şimdi geçiyoruz. şeyi de söyleyeyim. Biz toprakta normal kullanmış olduğumuz gübreyi biz aynı gübreyi toprağa attığımız aynı gübreyi burada kullanıyoruz. Ekstradan hormon deli paraya. Tabii. Zaten bu arada Türkiye'de hormon satışları da yasaklandı bu arada. Evet. Haberiniz olsun. Çok şükür. He, çok şükür. Hormon deli para. Zaten hormon alamazsınız. Yani normal insan sağlığında kullanmak için hormon bile dünya kadar izinli artık sokuluyor ülkeye. Zaten de olmasın. Ondan sonra kullanmış olduğunuz topraktaki kimyasalların, bak organik demiyorum. Şu an zaten kimse organik tarım yapmıyor. Organik tarım yapsa bile organik tarım yapacak topraklar da elimizden alındı Allah'a Yok. çok şükür. Herkes Kuraklaştırdık aynen, toprağı, herkes şu kimyasal. an topraklar hani öldü dememin sebebi bakın toprak yaşaması için içerisinde bakteri barındırması gerekir. O bakterileri şu an sen toprağa koyamadığından dolayı şu an sen toprakta bile topraksız tarım yapıyorsun farkında değilsin. Hadi gübre vermeden ürün yetiştirin. Yetiştiremezsiniz arkadaşlar. Çünkü toprağı öldürdünüz. Toprak yaşamıyor şu an. Toprakta solucan var mı abi? Kalmadı solucan. Toprakta hayat yok hayat. Böcek yok artık Solucan toprakta. kalmadı diye solucanı He yetiştirip solucan solucanın aynen gübresini elde etmeye solucan gübresi çalışıyor. diye bir şey çıktı ya. Evet. Arkadaş önceden toprakta kuşlar, tavuklar köten attığımız zaman arkasında dolaşırdı ha. Aynen. Şimdi o da kalmadı. Niye? Yaktın çünkü ya kimyasal tuzlarla bitirdin. Tarlada alıyor adam mizerle, elle serpiyor serpiyor. Şimdi damlama sulamaların içerisine koyuyor koyuyor şey yapıyor. Toprak bağlayıcı bir yapısı vardır toprağın. Ondan dolayı siz gübreyi biraz fazla kullanırsınız. İki dönüm, biraz önce de konuştuğumuz gibi iki dönüm yer ve 29 tane fide ekildi. 29 bin. 29 bin fide ekildi. Normalde bir iki dönüm yere toprakta 12 bin fide ekildi. Şeyde daha az gübre kullanılıyor. Daha az Daha gübre, az daha gübre az ilaç kullanılıyor, daha kullanılıyor, az ilaç daha az kullanılıyor, su daha gidiyor. az su gidiyor, daha az işçilik İşçilik. gidiyor. Zaten Adam işçilik diyor ki sen diyor toprakta şöyle söyleyeyim bakın yani işçilik zaten buradaki var ya en önemli etkenlerden bir tanesi. Toprakta yere ekiyorsunuz. Yerden sürekli topluyorsunuz. Aynen. Yani He, yerden aynen. toplamak Şuradan nerede? şöyle. Bunu şöyle Tık yani tık tık. bu şekilde hiç eğilmeden toplamak Bir de nerede? kontrol de Tabii tabii kontrolü budama şu bu kesinlikle filan yani kontrolü bunlar. falan çok güzel yani bunda. Yani bunda her şeyi minimum seviyeye Aynen. düşürüyorsunuz. Buranın hani tek şeyi hani bu kadar masraf yapılır mı buraya? Yani bu yapacağım masrafı başka bir işe ver. Niye kardeşim? Yani ben Neye bunun vereceksin abi? planlamasını Ev al. yapmasını bilmiyor Yok muyum abi ev yani? al. 400 He. bin lira ev al. Tamam mı? Kaç liraya satacaksın? Arkadaş aha ülkenin hali belli ya. Üretin, üretin. Evet. Ya duvarları kemirmeyeceğiz biz ha. Herkes inşaat sektörüne giriyor. Herkes inşaat. Lan arkadaş yeter ha. Yani şu an neyden dolayı göç var. Göçten dolayı şu an ev fiyatları arttı. Tamam mı? E tamam. Sen ev ihtiyacını götür ama lan bu adamların gıda ihtiyacı da var. Tabii. Yani kaç 4 milyon mu 5 mi 6 milyon göçmen geldi ya. Yani Tamam mı? üretmek He, gerekiyor. üretmek Üretmek, gerekiyor. kesinlikle Arkadaş üretmek ondan sonra bak gerekiyor. biz mesela burada yaşıyoruz. Yayla Dağı'nda 100 tane üretici varsa 80'i Suriyeli ha.
kiraladılar tarlayı, çilek ekiyorlar abi. Doğru. Suriyeli. Ya arkadaş ondan sonra diyor ki Suriyeliler geldi, işi bizim elimizden aldı. Adamlar it gibi çalışıyor, affedersiniz. Bizimkiler de yan gel yat. Ya kimse kusura bakma. Çalışmadan, üretmeden, üretmeyen toplumlar ilk önce haysiyetlerini, sonra bağımsızlıklarını kaybeder. Yani onun için kimse kusura bakmasın. Herkes üretecek. Yarın bir gün Suriyeli'nin yanında işçi diye çalışırsınız ha. Kendi memleketinde mülteci durumuna düşersin. Düşüyoruz da zaten. Ha adam mesela bizim oraya adam zincir açtı ya. Neydi o? Siyaset hiç girmiyor. Yani yok girmiyorum da yok adam hakikaten zincir açtı abi. Adamlar ama var ya. Kürdan iste kürdan getiriyor. Bizimkine diyor ki 25 liranın altındaki diyor alışverişe getirmiyorum abi diyor. Herif diyor heriften kürdan istiyoruz kürdan getiriyor ya. Yani ben şimdi çok fazla şeye girmek istemiyorum tamam ne bizim ben siyasete değil bizim halkımızın üretime bu kadar böyle şimdi bakış açısından şey yapmak istiyorum yani halkta var sıkıntı. İmkan doğrultusunda ya bir gidip bir yerde asgari ücretle çalışacağım ama varsa imkanım ya da yollarını ararım bunu varsa imkanım yollarını da bulursam kesinlikle üretmede hiçbir zarar yok çünkü yani ürettikçe büyüyorsun. Yani abi bilgi ya. Tabii. Hollanda, sizin danışmanın, sizin hocaların danışmanından mı? Öyle. Silip geliyor. Yani adamlar her şeyde, yani adamlar Hollanda'dan danışmanlığa veriyor. 2 saatliğine geliyorlar ve geri gidiyorlar yani. Bak Hollanda'dan adam kalkıyor, 2 saatliğine geliyor Türkiye'ye, danışmanlığını veriyor, tekrar geri gidiyor. Adam faturasını da yazıyor. Adam bilgi satıyor ya. Tabii. Yani biz de şimdi bilgi satıyoruz. Yani şimdi biz buraya 400 bin lira yatırım yapıldı burada. Bu adam gene bilgi satacak. Yani kimse bilmediği şeyi nasıl satışını yapıyorsun? Ya plastik boruyu herkes yapar ha. Bir tane enjeksiyon makinesine bakar. Tamam bunun da bilgisi önemli. Ham madde şu bu filan. İşçiliği önemli. Ama sonuçta sen burada bir canlıyla uğraşıyorsun. Canlıyla uğraştığın zaman da bu ister istemez bir bilgi birikimine, tecrübeye ihtiyaç duyuyor. Onun için arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Adam diyor ki yanlış yapmış. O işi bırakıyor. Lan yanlış yaptığın işi bırakmayacaksın. Lan o işte nasıl yapılmayacağını öğrenmişsin ya. Evet. Ya ben ilk marulu yaptığımda 505 kez denedim. Sen biliyordun onu. Hani gösteriyordun ya sana fotoğraflarda. Evet. Bana diyordu ki böyle marul mu olur diyordu. 506. kez yaptım ha. Lan arkadaş hiç olmazsa 505 kez nasıl yapılmayacağımı öğrendim ya. Aynen. Yazdım hepsini yazdım. Bilim kolay üretilmiyor arkadaşlar. Yoksa sonuçta gidersiniz ondan sonra bu 505 kez deneyenlerin masraflarını ödersiniz. Adam çünkü hala denemeye devam eder. Hala geliştirmeye devam eder. Sen o adamın masraflarını tıkır 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 ödersin. Tamam mı? Ondan sonra ne olursun biliyor musun? O adamların dediğinden çıkamazsın. O adam senin geleceğinle de oynar, geçmişinle de oynar. Her şeyinle oynar. Onun yani, neyse abi. Allah kazaya bela vermesin. Sağ olun, çok Allah bol kazanç nasip etsin. İnşallah. Bir amin. Allah başka insanlara da örnek olmayı nasip etsin. İnşallah. Onun için hepinize arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşın ve unutmayın bilgi paylaştıkça çoğalır. Beğenin ve paylaşın arkadaşlar videolarımızı. Teşekkür ederim.